Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyonu toplantısı Adıyaman'da yapıldı. Güneydoğu Sürücü Kursları Federasyonu tarafından organize edilen sürücü kurslarının yönetim, disiplin ve denetim üyelerinin katıldığı toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ofisi tesislerinde yapıldı. Toplantıya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, TÜSEKON Başkanı Nusret Türker, Güneydoğu Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Mansur Yılmaz, Akdeniz Sürücü Kursları Federasyon Başkanı Çağlar Arıkan, GASKİF'in İl Dernek Başkanları ve Adıyaman'da bulunan sürücü kursu yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını ev sahibi olarak Adıyaman Sürücü Kursları Derneği Başkanı İmam Aslan yaptı. Sayın İl Başkanı, Mehmet İlçe Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Sayın değerli Konfederasyon Başkanımız, Federasyon Başkanımız, Çevre İllerine Gelen Dernek Başkanımız ve tüm meslektaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bu toplantıyı yaparken sözcü kurslarının bu kadar birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu görmemiz gerçekten kayda değer bir. Sayın Valime çağırdık, belediye başkanımızı çağırdık. Çağırırken yani biz de sürücü kursları olarak sizin hizmetlerinizin içindeyiz. Biz de sonuçta bir eğitimle çalışıyoruz. Bizim de varlığımızdan haberdar olsunlar diye çağırdık. Ve bize tırmadıkları için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Adıyaman'da yaptığımız 4. yönetim kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz bugüne kadar yıllarca bu konfederasyon içerisinde bu süreci işletiyoruz. Bir konfederasyonumuz 8 federasyon, 125 dernek derneğimiz var bu konfederasyonlarda. Bugün burada toplantımızın amacı birlik ve beraberliğin olması içindir. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adıyaman'a da teşekkür ederim. Gerçekten emek vermek ve bu emeğin karşılığında da karşılığını alma noktasında en zor branşlardan biri sürücü kurslarıdır. Ben o konuda böyle ilk kurulan sürücü kursların biriyle bir diyaloğum da o zaman oldu. Ufak bir ortaklığım da oldu. Eğiten birlik oldu sonra bizim dönemde birlikte. Hakikaten her boyutuyla sıkıntıları var. Ama bir o kadar da birlik beraberliğinize ben imrendim. Bu sıkıntılar ancak birlik, beraberlik, kardeşlik hukuki içerisinde aşılır. Sürücü kursları olarak hepiniz bizim üyemizsiniz. Bize düşen ne varsa biz yapmaya hazırız. Size başarılar diliyorum. Tabii her sektör çok önemlidir. Ama insanın can güvenliği her şeyden çok çok daha önemlidir. Bu vesileyle bugün şehit olan bir tane hemşerimiz var. Özkan Demir kardeşimiz. Paraşütten kaynaklanan bir kaza. Allah kendisine rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Dediğim gibi can güvenliği olunca hakikaten trafiğin, sürücü kurslarının ne kadar kıymetli olduğunu tekrar tekrar belirtmekte yarar var. Bildiğim kadarıyla trafik kazalarında ölüm sayısı hala çok ciddi bir şekilde fazla yüksek. Her ne kadar son zamanlarda azalmış olsa bile ciddiyetini koruyor. Tabii zaman zaman da dile getiririz yakın arkadaşlarımıza, yakınlarımıza deriz ki sizin çok iyi sürücü olmanız yetmiyor. Bir de karşısında iyi sürmesi lazım. Bu anlamda tabii ki her sektörün kendine göre sıkıntıları vardır. Umarım inşallah burada bu sıkıntılar dile getirilir ve çözüm noktasında da gereği yapılır diye düşünüyorum. Sürücü adaylarını eğitip, onlara ders verip trafiğe çıkacak sürücüleri yetiştiriyorsunuz. Allah'a şükürler olsun son yıllarda bizim fiziki şartlarımız çok iyi. Yollarımız hemen hemen hepsi bölünmüş yol. Kırsal alandakiler hariç bölünmüş yol. Duble yollar, otobanlar vesaire. Ulaşımda ülke olarak gerçekten gözle görülür şekilde ilerideyiz. Ancak bunun tamamlanabilmesi için sürücü eğitimlerinin de karayollarında can güvenliğinin son derece önemli olduğunu, sürücü eğitimlerinin can güvenliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü siz ne kadar çok yol yaparsanız yapın, ne kadar standartları yükseltirseniz yükseltin, insanları eğitememişseniz, yeterli bilinç düzeyine eriştirememişseniz,
gerekli zamanlarda gerekli molaları verdiremiyorsanız ya da iyi şoför yapamamışsanız o kazalar yine kaçınılmaz oluyor. O yüzden yaptığınız işlem ve sürdürdüğünüz hizmetler insanların güvenliğiyle, can güvenliğiyle ilişkili hizmetler ve çok önemli. Öncelikle tekrar ifade etmek gerekirse Adıyaman'da bu toplantının yapılması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Toplantının siz dernekler için, federasyonlarımız ve konfederasyonumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanlığı bizim bu konuda bağlı olduğumuz bakanlıklardan biri. Yani İçişleri Bakanlığı'nın eylem planları bizi bağlıyor. Kesinlikle bağlıyor. Yönetmenim niye hazırlandı o zaman? 2021-2023 eylem planı çıktı. 2021-2023 eylem planında İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı şeyleri İçişleri Bakanlığı dedi ki kardeşim bunları da sen yapmak zorundasın. Ne onlar mesela? İşte bize mesela gece eğitimi 4 saate çıksın diyorlar. Yani sınavlar daha zorlaşsın, 3 kademeli olsun diyor İçişleri Bakanlığı. Yani birinci kademede geçemeyen ikinci kademe sınavına girmesin diyor. Eğitimlerin serbest güzergahta verilmesi gerektiğini istiyor. Mesela ne istiyor? Ders saatleri artsın diyor. Ders saatleri yetersiz diyor. Ama bakın arkadaşlar, buna bir direnç göstermemişiz Milli Eğitim olarak. Ondan sonra 2021-2023 eylem planı çıktıktan sonra dayattılar bize. Şey dedi ki Trafik Daire Başkanı, gelseydiniz de o süreçte biz bunları konuşurduk. Biz buraya yazmadan sizinle görüştükten sonra makul ve mantıklı şeyleri yazar, sizin de yönetmelik değişikliğine veya kurumları zora sokma durumunda kalmazsınız. Ama dedi şimdi biz bunu çıkarmışız, şimdi gelmesin. Din öğretimi genel müdürü biliyorsunuz bana yardımcısı oldu. Hemen bizden bir rapor istedi. Ben ilk yazdığım noktadan bir tanesi şu. Özellikle hanımın 10 bin nüfus attığı zaman hani bir kota veriyor ya. Başkanım ben konuşturdum bu konuyu. Bu konu bizi çok yoruyor. Özellikle ben bu konuda çözüm bekliyorum. Kardeşim gel bir yerde eğer kişi yoksa siz yazıyorsunuz, altyapısınız. Sen niye buna kota veriyorsun? Şu anda Sansa Sınav'ın burada yapıyor. Geldiği burada yapıyor, Sicik burada yapıyor. Belki başka bir ilçeye kota verecek, o da burada yapıyor. İldekiler ilçeyi istemiyor, ilçedekiler buraya girmek istemiyor. İlçe diğer ilçeyi istemiyor. Ama ben işimizden nasıl çıkardım bilmiyorum. Adamlar kafana kadar gittiler geldiler, vadiye gittiler geldiler. Kağıtların siyaseti bile çözemedi. Ahmet Bey sana şu anda bana tam karşılık test test bakıyor. Kağıtla siyaseti bile bu işi çözemedi. Biz beşeri işçilerimizde başkanım biliyor bu işi çözdük. Merkezde biraz sıkıntımız var. Çevre ilçelerimizde fiyatlarımız 3000 ile 3500 arası ilçeye göre değişiyor. Merkezde 3500 lira belirlenmiş. İmam Başkan.